Evet gençler, şimdi geldik 9. bölümün yani üçgende merkezler konusunun tarama testini çözmeye arkadaşlarım. Odaklanmamızı ayarlıyorum. Şöyle güzelce bir ayarlayalım. Şimdi birinci sorumuz bakalım ne diyor? I diyor iç teğet çemberin merkezi. Biz ne öğrendik köşe taşında? İç teğet çemberin merkezi demek açıortayların kesiştiği nokta. O halde bu adam kesinlikle açıortay, hemen gösterdi. Sonra diyor ki AB'ye 3 de, AC'ye de 4 de diyor. AC'ye 4K, AB'ye 3K dedim. Ve son olarak dostum bir de şunu biliyorduk biz. Açıortayın kollarının oranı 3'e 4 ise aynı şey ayaklarında da olacak. 3M'ye 4M diye de bunu yazdım dostlar. Şimdi bize neyi vermiş? Çevre ABC'yi 21 vermiş. Hemen çevreyi bir hesaplayalım. 3K, 4K daha 7K burada var. 3M, 4M, 7M de burada var. Yani 7K ile 7M'nin toplamını, yani 7 parantezinde K artı M'yi 21 vermiş. Dolayısıyla K artı M eşittir 3 geldi buradan. Benden ne istiyor? AB ile BD'nin toplamını istiyor arkadaşlarım. Yani 3 tane K ile M'nin toplamını istiyor. Yani şunun 3 katını istiyor benden. Cevabım 9'dur dedim. Ve geçtim ikinci sorumuza. Diyor ki E dış teğet çemberin merkezi. ABC'nin dış teğet çemberinin merkezi. Dostum sen ne bileceksin? Dış teğet çemberin merkezinden 2 tane dış açıortay geçer. Yani bu AE dış açıortaydır. Burası da 70. C'den çizersem bu da dış açıortaydır ama şimdilik gerek yok. Ve bir tane de iç açıortay geçmeli. Bakın demek ki şu B'den geçen de iç açıortay, burası da 20. Dostum 70, 70 daha 140. Şurası da 40 yaptı. 180'e tamamladım. Hemen şuradaki 20. Şurada bir 110 var. Topladım 130. X'e kaldı 50. Cevap Denizli'den geldi. Üçüncü sorumuz ABC ve ACD eşkenar üçgenmiş. Bunların ikisi birden. Demek ki bunun da kenar uzunlukları 12, 12, 12. Hepsini 12, 12 yazdım. ABC ile ACD üçgenlerinin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık. Hemen şunun kenar ortayını ve bunun kenar ortayını çiziyorum. Şimdi burası eşkenar üçgen olduğu için kenar ortaylar aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda açıortay olacaktı. Eşkenar üçgenin özelliği buydu dostlarım. Sonra burada 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6, 60'ın karşısı 6 kökü 3 olacak. Ve bu 6 kök 3 ağırlık merkezi şöyle bölecekti bu 6 kök 3'ü. Tabana 1, açıya 2 oranında bölecek. Yani şurası 2 kök 3, şurası 4 kök 3 olacak arkadaşım. E şimdi aynı şekilde bunun da ağırlık merkezi 2 kök 3'e 4 kök 3 diye de bu bölecek. Ve bakın 2 ağırlık merkezi arasındaki mesafe ne oldu toplamda? 4 kök 3 geldi. Dördüncü sorumuzdayız. P çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi ise demek ki bunun çevresinden şöyle 3 köşesinden bir çember geçiyor. Burası merkezse bunlar hep yarı çap oluyor değil mi? Şu yarı çap, bu yarı çap diyebiliyorduk arkadaşlarım. Sonra hatta şu BP'yi çizersem bu da yarı çaptır, bu da ikiz kenar oldu bakın. Şöyle yapalım şimdi. Şuna A diyelim, bu da A. Buna B diyelim, bu da B. Buna C diyelim, bu da C oldu dostum. Şimdi buradan çıkan sonuç şu. B ile C'nin toplamının 40 olduğunu gördüm ben. Yazıyorum onu. B ile C'nin toplamı 40. E bütün üçgenin iç açılarına bakıyoruz arkadaşlarım neler var diye. 2A var, 2B var, bir de 2C var. Bunların toplamı 180. E şimdi 2B ile 2C'nin toplamının biz 80 olduğunu biliyoruz şuradan dolayı. Burası 80 ise bu 2A'ya ne kaldı? 100 kaldı. E peki bu üçgende 2A'nın toplamı 100 ise X'e ne kalmak zorunda? 80 kalmak zorundadır dedik. Evet, 5. sorumuz. Çaydan bir yudum alalım, öyle devam edelim. Bir de soruyu da okuyalım. Diyor ki P yine çevrel çemberinin merkezidir arkadaşlarım. Bakın ne demiştim size köşe taşında? Çevrel çemberin merkezi
bir kenarın üstündeyse o kenar kesin hipotenüstür. O üçgen dik üçgendir. B'ye 90 derecemi çaktım. Ve yine çember çemberi şöyle çizersem arkadaşlarım, şöyle bir çember olduğunu da görüyorum. Şimdi buna göre B noktasının AC'ye uzaklığı kaç birimdir diye bir soru soruyor. Yani B'den AC'ye indirdiğimiz şu H dikliğini soruyor bize dostlar. Peki öncelikle bu dik üçgende 6, 12 varsa, yani dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı olduğunda, hipotenüse ben ne demiştim dostlar? Küçük olanın kök 5 katı. Bunu dik üçgen konusunda defalarca söyledik. Pisagor'dan kurtaran hareketler bunlar bizim. Bir de benim ah bacı diye ismini uydurduğum bir formül vardı. O da şöyleydi. Hipotenüsle yüksekliğin çarpımı, yani 6 kök 5 ile haşın çarpımı eşittir dik kenarların çarpımına, yani 6 ile 12'nin çarpımına. Bakın bu 6'lar hemen bay bay. Kök 5'i de buraya bölü olarak atalım. Cevap ne çıktı? 12 bölü kök 5 geldi. Yani Adana'dan geldi. Evet, 6. sorumuz. ABC üçgeninde P çevrel çemberin yine merkezi dostlarım. Şimdi çevrel çemberin merkeziyle ilgili bir de şöyle bir bilgi söylemiştim ben size. Demiştim ki çevrel çemberin merkezi demek kenar, orta, dikmelerin kesim noktası demektir. Yani tam şu kenarın, AC kenarının tam ortasından çıkan dikme, tam ortadan çıkacak ama işte bu dikme çevrel çemberin merkezinden geçiyormuş. Yani burasında 8-8 olduğunu söyledik. Başka diyor ki AP, BP ve PC'nin toplamı. Şimdi bu çevrel çemberin merkezi ise bunların her birinin yarıçap olduğunu söylemiştim. Demek ki her biri eşit 10, 10, bu da 10. Ve bakın buradaki dik üçgende 6, 8, 10'u yapıştırdık dostlar. Bakın unutmayın, çevrel çemberin merkezi demek şu şekli çizdim. Burası merkezse bunların her biri yarıçap. O yüzden eşit oldular. Yarıçap oldukları için. Bu bir. İki. Burada işime yaramadı ama yine de bilgidir. Söylemiş olalım. Başka bir soruda işimize yarar. Tam bu kenarın ortasından çıkan dikmeler, mesela tam bu kenarın ortasından çıkan bu dikme buradan ortadan çıkarsa tam bu P'den geçiyormuş. Kenar orta dikmelerinde kesim noktasıymış. Bunu da söylemiş olduk arkadaşlar. Evet. 7. sorudayız şimdi dostlar. Bakalım ne diyor bu 7. soru. P yine çevrel çemberin merkezi. O halde ben hemen şunu söylüyorum. Hocam artık bakın burada işime yarayacak. Şu dikme kesin kenarın ortasından çıkan dikme. Yani burada X. Hocam bu dikme de tam P'den geçiyorsa bu da kenarın ortasından çıktı. Burası da 4. Ve bakın şuradaki 3, 4, 5'i gördüm. Burası 5. Şuradan da bir Pisagor çakıyorum. X'i buluyorum artık. 5'in karesi 25 eşittir 2 kök 3'ün karesi, yani 12 artı x'in karesi. Buradan 13 eşittir x kare, x eşittir kök 13. Paketledik dostlar. Sorumuzun cevabı Edirne'den geldi. 8. Yine P çevrel çemberin merkeziymiş dostlarım. Bakın bu sefer üçgenin dışında. Üçgenin dışındaysa ne söylemiştik? Geniş açılı üçgendir bu kesin. Ve tam geniş açının karşısında olmak zorundaydı. Buranın geniş açı olduğunu biliyorum artık ben. Bir işime yarayacak mı bilmiyorum ama söylemiş olayım dedim. Peki bu P noktası başka ismi neydi? Kenarın, mesela BC kenarının tam ortasından çıkan dikme buradan geçiyordu. Hocam bu AC'nin de tam ortasından çıkan dikme bu 2. Demek ki şurası da 6 birim olacak. Bunu da söylemiş olalım. Buna göre PE neresi, şurası nedir diye bir soru soruyor. Peki biz bu P noktasıyla üçgenin köşelerini birleştirdiğimizde bu köşeler ne oluyordu? Yarıçap. Mesela şurasını da birleştirirsem bu da yarıçap oluyor değil mi dostlarım? Hemen yarıçapı bir şuradaki Pisagor'dan bulalım mı bakın. 2 var, 6 var. Biri diğerinin 3 katıysa küçük olanın kök 10 katıydı. Demek ki 2 kök 10. Peki şuradan da bir Pisagor yaparsam PE'yi bulurum bakın artık. Peki PE'nin karesiyle 4'ün karesinin toplamı eşittir 2 kök 10'un, yani R'nin karesi değil mi? 2 kök 10'un karesi de 40 yaptı. Buradan PE'nin karesi eşittir 16'yı çıkartırsam 24. 2 kök 6 yapıyor arkadaşlarım PE.
24 kök dışına 2 kök 6 diye çıktı çünkü. Evet, gömdük böylelikle bunu. Çevirdik arka sayfamızı. Geldik 9. sorumuza. P diklik merkeziymiş dostlar. Diklik merkezi demek yüksekliklerin kesim noktası. Yani şurası yükseklik. Burası yükseklik. Hatta şurası 20, şurası 90 olduğu için burası toplamda 70 olacak. 24'ü çıkarttım. 46 kalacak buraya. Şimdi ne istiyor bizden? CAE. CAE. Yani şuradaki açı ile ABD. 46'ymış. Bu ABD'yi bulmuşuz zaten. 46. Şimdi şurayı da bulalım hemen. Şimdi 46 var. 90 var. Bir de 20 var arkadaşlarım. Şu üçgeni konuşuyorum şimdi. Şuradaki üçgeni. 46 ile 20'nin toplamı 20'nin toplamı 66. Bir de 90'ı topladım. 156. O zaman şuraya da 24 mü kalmalı ki toplamları 180 olsun dedim. Burası da 24 çıktı dostlarım. Demek ki CAE'de 24 toplarsanız 70 yaptı. Sorumuzun cevabı Edirne'den patladı. Evet, 10. sorudayız arkadaşlarım. Yine bir okuyalım. Yine diklik merkezi diyor. Şöyle bir gösterelim. Neresiymiş? P noktası diklik merkezi ise bu 90. Bu da 90. Şu 90'ları bir yazalım. Şimdi EPD. EPD. Şuradaki açı. Yani bunun tam tersi burası olduğu için buradaki açı da diyebilirim. 3x artı 12'ymiş. 3x artı 12. Tamam. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diye soruyor. Dostlar senin burada görmen gereken, şimdi bunun aynısını köşe taşında da çözdük. Şu açıya A diyelim. 90 ile A'nın toplamı, bakın iki iç açı. Yazıyorum onu. 90 ile A'nın toplamı şu dış açıya, yani 3x artı 12'ye eşit. Şimdi bunu yorumlarsak şöyle yorumlayacağız. Demek ki 3x artı 12 90 ile bir şeyin toplamına eşit. Yani buradan çıkan sonuç şu. 3x artı 12 her halükarda 90'dan büyük bir açı olacak arkadaşım. %100. Çünkü 90 ile bir şeyin toplamına eşit. Peki 12'yi bu tarafa atarsak 3x eşittir 80, 78 olur. 3'e bölersek x eşittir. 78'i 3'e bölüyorum. 20 ne oluyor? 26. X, pardon, büyük işaretini koymayı unuttum. Eşittir yazdım. X büyüktür, 26'dan çıktı. 26'dan büyükse ne olur? En az 27 olmak zorundadır. Evet, 11. sorumuz. Yine diklik merkezi demiş. Hemen şuraya 90'larımızı biz bir çakalım. Bakın hatta burada hemen ne çıktı? 6, 8, 10. Demek ki burası DP 6. ADP'nin diklik merkezi ile ADP'nin bakın bu küçük dik üçgenin diklik merkezi ile diyor. Bir dik üçgenin diklik merkezi neresiydi? Tam o dik açının olduğu köşe. Denizli noktası ile P noktası arasındaki uzaklık. Lan P ile D arasındaki uzaklık zaten 6 bulduk biz. Yapıştır hemen. P diklik merkezi. Bakın burada da şunu söylemiştik köşe taşında. Diklik merkezinden yükseklikler geçer. Bunların hepsi yükseklik. Ve bu yüksekliklerin indiği şu ayakları birleştiren üçgen. Bunu birleştirdiğinde oluşan üçgenin de bu yükseklikler hep açıortayı olacaktı arkadaşlarım. Bunu köşe taşında vurgulamıştık. Bir daha vurguladık. Bunlar hep açıortay. Şimdi DE'yi 12 vermiş. DF'yi 14 vermiş. Bir de EF'yi şurayı 13 vermiş. Bizden de FK'yı istiyor arkadaşlarım. Önce şunu yapalım. Açıortay. Şu açıortay teoremini yapalım. Şunun. Şimdi kolları 12'ye 14. Hatta 2'ye bölelim. 6'ya 7. Yani şurası 6K. Şurası 7K. Ve toplam 13K'yı bize 13 vermiş. Demek ki K1. Şimdi K1 bize nereyi soruyor? FK'yı. Şurayı. 7K'yı soruyor. Cevap da 7 geldi. Evet, tarama testimizin son sorusundayım dostlar. P diklik merkezi diyor. Dostum diklik merkezi ise P. Bu A ve P'den geçen bu doğru kesinlikle yüksekliktir. E hocam bakıyorum aynı zamanda açıortay olmuş. Kay kuralı gereği hem açıortay hem yükseklikse aynı zamanda kenarortay olur. Ve bu üçgen kesin ikizkenar üçgen olur. Şimdi burayı da 4-4 böldü. Hatta bakın burada ne çıktı? 3-4-5 üçgeni çıktı. Peki şurası ne geldi toplamda? 10. AC'yi soruyor. Gelin şuradan Pisagor yapalım hemen.
AC'nin karesi yani x kare eşittir. Bir 4'ün karesi 16, bir de 10'un karesi 100. Yani 116 çıktı. X eşittir kök 116. 116 da 58 çarpı 2'dir ya da 29 çarpı 4'tür. 4 dışarıya 2 diye çıkar, 29 içeride kalır. Sorumun cevabı Denizli'den gelmiş olur böylelikle. Evet arkadaşlarım, şimdi tarama testini gömdük. Bir sonraki videomuzda da konu testi 1'e geçeceğiz inşallah. Hadi bakalım, durdurdum burada videoyu. Görüşürüz.